Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 7. branş denemesini çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Şekil 1'de verilen kenar uzunluğu A metre olan kare şeklindeki salonun içine şekil 3'teki gibi dikdörtgen şeklinde iki eş kanepe ve birer tane de kare şeklinde orta sehpa yerleştirilecektir. Daha sonra salon zemine özel bir döşeme yapılacaktır. Bu işlem için zeminden kanepeler ve sehpa için ayrılan şekil 2'deki gibi çıkarılarak kalan kısımlara burada altı çizili kısım kalan kısımlara demiş özel döşeme yapılacaktır. Bu bilgilere göre döşeme yapılacak alanı göstermek için aşağıda verilen hangi cebisel ifade kullanılabilir? Evet kalan alanı istediğine göre o zaman biz tüm şekilden buradaki kanepeleri ve orta sehpayı çıkarmamız lazım. Öncelikle bunların alanlarını bulmamız lazım. Buraya bakıyoruz. Karemizin bir kenarı A olduğu için buraya A eksi B kaldı. Burası zaten verilmiş. Bu da dikdörtgen kare şeklinde olduğu için burası da B. Buranın da alanı belli. Buranın da uzunluğunu bulalım. Karenin bir kenarı A olduğu için burası da B olduğu için buraya yine aynı şekilde A eksi B kaldı. Şimdi alanlarımızı hesaplayalım. Zaten karenin alanı A çarpı A olduğu için uzunlukları A kare oluyor. Tüm alandan bu taralı alanları çıkarmamız gerekiyor tüm alan tüm alan eşittir a çarpı a'dan a kare. Bunun alanı a çarpı b ab eksi b çarpı b b kare eksi b kare. Bunun alanı zaten b çarpı b b kare. Bunun alanı a çarpı b ab eksi b çarpı b eksi b kare. Buradan sonra a kareden bu ifadeyi çıkarmamız gerekiyor. Çıkarma yaparken dikkat edeceğimiz husus eksi. Negatif olduğu için eksiyi dağıtmamız gerekiyor. Ama önce şuradaki sadeleştirmeleri halledelim. Eksi bunu çıkarma olduğu için eksiye dönüştürüyor. Bu da eksiye dönüşüyor. Eksi b kare çıkartma işlemi olduğu için bu da eksi de artıya dönüşüyor. Bu yüzden sonuç a kare eksi ab eksi ab daha eksi 2 ab buradan da artı b kare geliyor. Yani sonucumuz a kare eksi 2 ab artı b kare. Evet. İkinci sorumuza bakalım. Traktörün ön tekerlek çevresi kök 8. Kök 8'in 2 kök 2 olduğunu biliyoruz zaten. Kök 18 bu ön. Arkası da kök 18 diyor. Kök 18'in de zaten 9 çarpı 2. Bunun da 3 kök 2 olduğunu biliyoruz. Hesapladık. 36 kök metre olan yol yolu gittiğinde ön teker arka tekerden kaç tur fazla atmıştır? Tamam. Traktör ne kadar gitmiş? 36 kök 2. O zaman 36 kök 2'yi 2 kök 2'ye böldüğümüzde 18 tur yapar. 36 kök 2'yi 3 kök 2'ye böldüğümüz zaman 18 12 tur yapar. Evet. 3 ile 36'yı sadeleştirdik. 12 tur. Burada da 18 tur. Evet. Ne kadar fazla yapmış? 18 eksi 12 6. 6 tur. Daha fazla tur atmış olur. Cevabımız şıkkı. Evet. Bu, bu soruda olabilir diyor. Buna dikkat edelim. Yani kesin net bir cevap bulamıyoruz. Bir tür süt içeceği olan kefir insan üzerinde mucizevi bir etkiye sahip. Kefir sayesinde Tibet'ten ortalama 100 yıl yaşadığı söylenir. Uzmanlara göre günde 250 ve 1000 mililitre kadar kefir tüketilmesinin sağlığa olumlu etkisi olduğu ifade ediliyor. Bir yemek kaşığında 700 ile 100 milyon probiyotik yararlı bakteri bulunmaktadır. Bir yemek kaşığının 10 mililitre olduğu bilindiğine göre Ersin sağlıklı olabilmek için en az miktarda kefir tüketirse bir defada vücuduna aldığı probiyotik bakteri miktarının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Burayı tekrar çiziyorum. Şimdi olabilir dediğine göre biz minimum ve maksimumunu hesaplayalım. Minimum ne kadar alıyor? 250 mililitre bir kaşık 10 mililitre alıyor. Minimum bakıyoruz. Günde ortalama 250 bin mililitre aldığına göre biz 250'ye göre hareket edeceğiz. Çünkü bize şart vermiş. Ne şartı? En az miktarda demiş. O zaman 250 mililitre 10'a böldüğümüz zaman 10 mililitre böldüğümüz zaman ne yapıyor? 25 kaşık yapıyor. Biz o zaman ne yapacağız? 25 kaşığa göre hareket edeceğiz. Minimum bakıyoruz. 70 milyon diyor. 70 milyonu nasıl yazıyoruz? 7 milyonda 6 sıfır olduğu için 70 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde. E bir kaşıkta bu kadar olduğuna göre bizim kaç kaşığımız vardı? 25 kaşığımız vardı. O yüzden bunu 25 ile çarpıyoruz. Bu ifadeyi çarp, çarparken neye dikkat ediyoruz? Bilimsel gösterim olmasına dikkat ediyoruz. 175 çarpı 10 üzeri 7 ediyor. Bunu da bilimsel gösterime çevirdiğimiz zaman 1,75 çarpı 10 üzeri 9. Bu az en az olanı. En fazla olanı hesaplayalım. Şuradan devam edelim. En fazla da ne olacak? Ee, 70 milyon aza hesapladık. Ama bu 100 milyon da olabilir. 100 milyon nasıl yazıyoruz? 100 çarpı 10 üzeri 6. Kaç kaşığımız vardı? 25 kaşığımız vardı. Bunu çarptığımız zaman 25 çarpı 10 üzeri 10 üzeri 8 buluyoruz. Bunu da bilimsel gösterime çevirdiğimiz zaman 2,5 çarpı 10 üzeri 9. Demek ki Ersin'in aldığı miktar 2,5 ile burada bulduğumuz 1,75 arasında olmalı. Şıklardan da 1,75 ile 2,5 arasında olan B şıkkı var. Evet. Dördüncü soruya bakalım. Sarı ve kırmızı ampuller üreten bir firmada toplam 100 adet ampul bulunmaktadır. Bu ampullerin bazıları bozuk bazıları ise sağlamdır. Buna göre rastgele seçilen bir ampul için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bozuk sarı ampul olma olasılığı sağlam kırmızı ampul olma olasılığından fazladır. Sağlam kırmızı ampul olma olasılığı sağlam sarı ampul olma olasılığına eşittir. Evet. Bozuk kırmızı ampul olma olasılığı 4'te 1'miş. O zaman bir son bilgiden başlayabiliriz. 4'te 1 dediğine göre 100'ün 4'te 1'ini alırız. Yani 104'ü dörde böldüğümüz zaman 25 tane bozuk kırmızı olduğunu kolaylıkla bulabiliriz başlangıçta. Evet, bozuk kırmızı. Evet. Sonra sağlam kırmızı, sağlam kırmızıya ne diyelim? X olsun diyelim. X. Sağlam kırmızı da zaten sağlam sarıya eşit olduğu söylenmiş. Tamam. Sağlam sarıya da X diyelim. Ne kaldı geriye? Bozuk kırmızıyı yaptık. Sağlamları hallettik. Şimdi bozuk sarı kaldı. Bozuk sarı. Burada en az diyor. Buna da bir fazlasını X artı bir diyelim. Çünkü bozuk sarı ampul olma olasılığı sağlam kırmızı ampul olasılığından fazladır. X artı bir de olabilir. X artı 2 de olabilir. X artı 3 de olabilir. Duruma göre bakacağız. Şimdi bu üçünün toplamı kaç olması gerekiyor bize? 100 olarak vermiş. O zaman bu üçünü toplayalım. Ne yaptı? 1, 2, 3, 3, x artı 1 artı 25 eşittir 100. 3, x artı 26 eşittir 100. 3, x 26'yı sağ tarafa attım. Eksi olarak geçti. 74. Ama burada bakıyoruz ki 74 3'e bölünmüyor. Demek ki bozuk sarı ampul x artı 1 değilmiş. O zaman bunu mecburen arttıracağız. 2 olsa 70 27 olur. Yüzden 27 çıkarsak 73 o da bölünmez. Demek ki burası 3 olacak. 3 olduğu zaman buraya 3 koyduğum zaman 28. Yüzden 28 çıkardığımız zaman 72 olacak. Ki 3'e bölünebilmesi de gerekiyor. 72'yi 3'e böldüğümüz zaman 24 çıkıyor. Demek ki bize neyi soruyor? Bozuk sarı ampul. Bozuk sarı ampul de x artı 20, x artı 3 olduğu için 24 ile 3'ü topluyoruz. 27 olarak bulunuyor. Cevap aşık. Evet 5. soruya bakalım. Aşağı tabloda bir ailenin aylık harcamaları ve bu harcamaların toplam harcamalarına göre yüzdeleri verilmiştir. Buna göre grafiğimize bakalım. Kira 800 yüzde 20. Şimdi bakıyoruz. Daire grafiği 360 üzerinden değerlendirdiğimiz için o zaman 360'ın %20'sini bulabiliriz. 360'ın %20'si kaç yapıyor? Bakalım hesaplayalım hemen. 360'ın %20'si sadeleştiriyoruz. 360'ı 5'e böldüğümüz zaman 72. Bunun kira olduğunu görüyoruz. 72 derece kira. Evet. Neye bakalım? <laughs> fatura demiş. Para miktarı 1000 demiş. O zaman %20'si 800 ise yüzde kaçı 1000 diyebiliriz. Buradan da Faturayı bulabiliriz. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 800 çarpı x eşittir. 1000 çarpı 20'den sıfırlar sadeleştir. 8x eşittir. 200. 200'ü 8'e böldüğümüz zaman 25. Bu da ne oluyor? Fatura oluyor. Yani %25. 366'ın %25'i. %25 ne demek? 4'te 1 demek. Yani 360'ı 4'e böldüğümüz zaman faturalara da 90 derecelik bir pay düşüyor diğeri hesaplayalım. Diğeri yüzde otuz. O zaman 360 derecenin yüzde otuzunu hesapladığımız zaman 108 derece düşüyor. Evet. Bu açılara baktığımız zaman 72, 90, 108 cevabın B olduğunu görüyoruz. Evet. Altıncı soruya bakalım. Bir GSM operatörü abonelerin telefon numaranın son 4 rakamı ile ilgili aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapıyor. 4 rakamlı 2 basamaklı 2 sayı oluşturur. Evet görüyoruz. Bu iki sayının kare kökünü alır. Elde ettiği bu iki sayı birbiriyle çarpar. Bu işlem sonucu doğal sayı çıkan müşterinin şanslı müşteri olarak değerlendirip 10 GB internet hediye edecektir. Buna göre telefon numaralarının bir kısmı verilen aşağıda eşek kişilerin hangileri şanslı müşteri olarak değerlendirilemez. Yani sonucu tam sayı olmasın diyor. Evet 12'nin kare kökünü aldığımız zaman 2 kök 3, 5 kök 3. Bu ikisini çarptığımız zaman sonları bakıyoruz kök olduğu için tam sayı oluyor. 36 zaten kare kökünü aldığı zaman dışarı 6. 49'da kare kökü dışarı 7 olarak çıkar. Bu da tam sayı oluyor. Evet. C şıkkına baktığımız zaman 54. 54'ün kare kökünü aldığı zaman 3 kök 6 olarak buluyoruz. 96'nın kare kökünü aldığımız zaman 4 kök 6 olarak buluyoruz. Bu ikisinin çarpımı da sonu kök altı olduğu için ikisinin de kök altı olduğu için tam sayı oluyor. 24 81'in kare kökü 9 yapıyor. 24 24'ün kare kökü de 2'ye böl şöyle yapalım hemen. 2 kök altı. Bununla bunu çarptığımız zaman ne yapmıyor? Tam sayı çıkmıyor. O yüzden cevabımız D şıkkı. Evet yedinci soruya bakalım. Yine şeklimiz var. Şekil 1'de kenar uzunlukları verilen kare şeklindeki tarlayı Ali ve Ayşe aralarında şekil 2'deki gibi paylaşarak paylaş, eşit olarak paylaşmışlardır. Ali kendi bölümünü şekil 3'teki gibi 3, Ayşe ise 4, Ş ise 4 eş dikdörtgen şeklinde parça ayırmıştır. Yukarıdaki bilgilere göre A ile B'nin alanlar arasındaki fark metrekare cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşit? A'nın ve B'nin alanları bulacağız. Bu iki ayrıldığına göre bakıyoruz. İki ayrılıyor. O zaman bunları da ikiye ayıracağız. Ne oluyor? Toplamı vermiş zaten burada. 12x artı 24. 2'ye böldüğümüz zaman 6x artı 12'ye 6x artı 12 düşüyor. Tamam. Bu kare, e, ha, dikey uzunluğumuza vermiş. 12x artı 24. Bunu da 3 parçaya bölüyor. Bunu 3 parçaya böldüğümüz zaman ne oluyor bir uzunluk? 12 3'e böl. 4x 24 3'e bölündü 8. Demek ki A'nın A'nın ölçülerini bulduk. A'nın ölçülerini yazalım hemen. A'nın ölçüleri 6x artı 12'ye dikdörtgenimizin ölçülerini yazdık. 4x artı 8. bunları çarpalım. 24x kare artı 48x artı 48x artı 96. Şimdi B'ninkini hesaplayalım. B'ye bakıyoruz. B yine burası 6x artı 12. Kısa kenarını hesaplayalım. Bu kaça bölündü? 1, 2, 3, 4 parçaya bölündü. O zaman bunu 4'e böleceğiz. 12'yi 4'e böldüğümüzde 3x. 24'ü 4'e böldüğümüzde 6. Evet bunun ölçülerini de bulduk. Hemen çarpıyorum. Bir kenarım 6x artı 12. Diğer kenarım 3x artı 6. Bunu çarptığımda 18x kare artı 36x artı 36x artı 72. Bu ikisinin farkını istiyor. O zaman bunları taraf tarafa ne yapacağız? Çıkaracağız. 24'ten 18 çıkardık. 6x kare. Evet. Bunlar zaten 12x bunu çıkardığımız zaman 12x 6 96'dan 72'yi çıkardığımız zaman da 24. Bunu ne yapıyor? 6x kare artı 24x artı 24 olarak sonucu buluyoruz. Yani cevabımız Aşk Evet